Konuşabilirim, konuşabilirim. Sonuçta bizim aramızda bir muhabbet, bir sevgi geçmiş. Özel şeylerimiz olmuş. Bu sizi kimse ilgilendirmez ki bizim kavgamız. Ben onunla kavga ediyorum diye, o bana laf söylüyor diye kimse kalkıp burada bana laf söyleyemez. Kimse bana laf söyleyemez. Her önüne gelen de bana laf söyleyemez. Biz birbirimizi seviyorduk. Söyledik, birbirimizi kırdık. Hatasını anladı. Beni kaç kere aradı, özür diledi. Çiçekler gönderdi. O kadar barışmak istedi, konuşmak istedi. Gene konuşmadım. Çünkü kırılmıştım. Ama bu aramızdaki muhabbet. Bu kimseyi ilgilendirmez. Ha ben iki çocuk annesi olabilirim ama ben 31 yaşındayım. Benim özel hayatım olabilir. Kadınlar diyor ki iki tane çocuğu var. Niye görüşüyor? Size ne? Ben bekar bir kadınım. Sizi ne ilgilendiriyor? Benim kocam mı var? Ben evli bir adamla mı görüşüyorum? Yuva mı dağıtıyorum? Veya kendisi mi yuva dağıtıyor? Herkes önce bir kendine baksın burada. Bana bu lafları söyleyeceğinize bir kendinize söyleyin bu lafları. Aynen. Bir de bekar. Biz kavga edebiliriz. Bu sizi ilgilendirmez. Bir o de, bana laf söyleyebilir. Size ne? Bir de bu laflar üzerine kalkıp ahlaktan, edepten, şereften, namustan bahseden kişiler, kanı beş para etmez insanlar, kadının ses kaydını alan, kadına şantaj yapan, kadınla telefonda pis pis iğrenç iğrenç konuşan, kadına pis pis iğrenç iğrenç resim atar, yayına da çıkar, hiçbir şey olmamış gibi burada adaptan, usulden, ahlaktan, namustan bari bahsetmesinler. Bugün ben Hülya'yla iyi ve kötü 9-10 ay bir ilişkim oldu. Ondan önce bir tanışma şeyimiz oldu. Siz bizi ne zaman, hangi ara, aynı arada, aynı karede gördünüz? O kadar yani görüşmüşüz, kahve içmişiz. Ne zaman canlı yayın açmışız, gözünüzde soka soka bir şeyler yapmışız? Boza soka da bilirsiniz. Buranın yani namus meclisi ailenle anlık mı oldu? Bunu geçmişini herkes biliyor. Ya insanlar diyor ki ya Bozo diyor o zaman Hülya Mızgin yayıncılık yapmasın. Ya hayırdır, niye yapmasın? Hülya Mızgin'i ben tanıdığımda da yayıncıydı. Çünkü yani bak Bozo. Burada Hülya bir saniye. Burada Hülya edebiyle, alakıyla, şerefiyle, onuruyla büyük bir kitlesi var. Niye yayın açmasın? Bugün dünya çapında Nusret'ten tut ve Nusret gibi bir sürü Cezene Burak'tan tut. Bir sürü tanılan insanlar sosyal medyadalar. Yani bugün Hülya sosyal medya kullanıyor diye sevgili olamaz mıyım? Bozo bir saniye bakın, dinler misin? Bir saniye. Şimdi bu şekil bir tarzdan size bir konuşma yapayım. Bakın sizin anlamadığınız bir konu, burası Hülya Mızgin'in işidir. Bir dizide nasıl insanlar oynuyorsa, bir dizide insanlar nasıl başrol oynuyorsa ya da film karelerinde nasıl yer alıyorsa, iş adı altında film çekiyorsa, bugün Hülya Mızgin benim sevgilim olmuş olsa bile kendisi iş, bura onun işi. 9-10 bin insan izleniyor. İnsanlar tarafında seviliyor. Bu onun işi. İşini bizim ilişkimize zarar vermeyecek şekilde yaptığı sürece benim için hiçbir zaman problem yok. Ama işini güzel yapmadığı zaman ben müdahale edebilirim bir sevgilisi olarak. Ama şu an kendisi burada ciddi anlamda Instagram'da, TikTok'ta, Türkiye çapında tanılan, bilinen bir sosyal medyacıdır. Yani kadının işi budur. Bazen iş nedeniyle, yaptığı işten dolayı bazen aramızda kavgalar, sıkıntı olabiliyor. Ama bu değil ki siz kalkacaksınız, hakaret edeceksiniz, siz kalkacaksınız, küfür edeceksiniz. Siz çıkıp yayınlarda işte çoluğu çocuğuna laf atacaksınız. Ben ne kadar ayrı olmuş olsam bile, ne kadar ayrılmışsam bile kimse kalkıp ilk başta ilk tanıdığım normal Hülya Mızgin benim arkadaşımdı. İkincisi benim ilişki yaşadığım bir kadın. Bugün ben yolları ayırdım diye, herkes kendi yoluna gitti diye öyle babasının tarlası değil, kalkıp benim eski arkadaşıma sevgili boş verin. Eski arkadaşıma kimse küfür edemez. Onun aile değerlerine, çocuk değerlerine, yaşam tarzına hiç kimse laf edemez. Birincisini bunu anlayın. Hülya Mızgin'in burada TikTok'ta oluşu kendisinin işidir arkadaşlar. Ben kendisiyle evli değiliz, evlenmemişiz. Sonuçta burada kadın bir kitlesi var, belirli bir yere gelmiş, işini yapıyor. Ve ben kızdım bazen iş konusunda yaptığı, işinden dolayı yaptığı bazı şeylerden dolayı
kendisiyle arasında olan tartışmalarım. Bu benim özelim, bu benimle onun arasındaki bir şey. Ama bu değildir ki magazin adı altında 7/24 çıkacaksınız. Bozo'ya ana bacı söveceksiniz. Bozo'ya hakaret edeceksiniz. Hülya'ya hakaret edeceksiniz. Yani yok böyle bir dünya. Ve bunu yapan insanlar bugün görüyoruz ne yazık ki telefonda, orada, burada, affedersin kiminki malı elinde 30 bilmem ne yapıyor, kimi bilmem ne yapıyor. Oğlum en azından biz bu değiliz ya. Biz bu değiliz. Ben 4 senedir bu TikTok'u kullanıyorum ya. Bir bayan çıksın desin ki Bozo'nun bende ifşaları var, Bozo'nun bende konuşmaları var. Bulamazsınız. Biz burayı her zaman iş olarak, eğlence platformu olarak kullanıyoruz. Ama sadece izleme uğruna, sadece izleme uğruna, milletin namusuna, şerefine dil uzatıp da bundan 200-300 kişi izlendikten sonra onları telefona bağlayıp soyundurma, tehdit yapmıyoruz en azından. Ondan sonra da çıkıp milletin şerefini, namusunu burada dilimize almıyoruz. Ulan oğlum gidin kendi karınıza bakın, kendi ananıza bakın, kendi komşunuza bakın, amcanızın kızına bakın, kendi hayat şartlarınıza bakın. Burada sıralamada 1'den tut 99'a kadar yayıncı var. Hülya'mız yine sevmiyorsan izleme kardeşim, yayınına gitme. Bozo'yu sevmiyorsan gitme. Bozo çete bir şey söyleyebilir miyim? Şu an sırf buraya çıktık bu konuşmayı yapıyoruz diye Aylin ve Anlık şunu iddia ediyor. Arkadaşlar böyle bir zorbalık var. Biz üçümüz fahişeymişiz. Bozo da bizi satıyormuş, paralarımızı alıyormuş. Yani bakın şu anda böyle bir zorbalığa uğruyoruz. Sürekli kadınları namussuzlukla suçlamak, erkeklerin siz kimsiniz ya? Aylin'le Anlık birleşmişler. Bizim istemediğimiz kimse yayın yapmayacak. Abi TikTok'u siz mi kurdunuz? Buranın en namuslusu siz misiniz? Siz kimsiniz ya yani, kadar, siz istemiyorsunuz diye. O kadar namuslu, onurlu insanlarsa burada ne işi var? Ya Ahsen, akşam burada ne işleri var? Burada o zaman ne işleri var? O zaman epi silsinler gitsinler kardeşim. İzlemesinler bizi. İzlemesinler, o zaman kullanmasınlar. Bak, öyle konuşuyorlar bak aşkım, öyle konuşuyorlar bacım. Şimdi şöyle bir şey var bak. Öyle bir şey olsa ben yayın yaptığım zaman, bak bizim bu yayınlardan dolayı, yayın yüzünden sürekli mesela biz Bozo'yla kavga ettik, tartıştık. Yani adam bana bunları yaptırsa niye beni kıskansın, niye biz yayınlar yüzünden kavga edelim? Ha bir bugün yayınlarda birileri demiş ki işte bir aslan karşılığı, şu bu karşılığı, işte arka planda insanlarla görüşüyorlar. Valla Bozo burada TikTok'ta bütün yargıçları, bütün insanları, herkesi tanıyor. Bir gün olsun gelsin desin ki Hülya sen arka planda bu insanla, bu kişiyle, şu kişiyle para için konuştum. Ben yapmam, yapmadım da, hiçbir zaman yapmadım. Bu Hülya, bana yakışmıyor. Ben yapmam. Hülya bak ben bunu sana söyleyeyim. Ben TikTok'un arka planında, arka planında hediye atan, atmayan kim varsa hepsini çok iyi bilen insanım. Ve ben bugüne kadar senin hakkında küçücük küçücük bir şey de görmedim. Bugün az önce de dile getirdim ya Hülya. Ben, sen ve benim gibiler burada ne yaparsa yapsın, az önceki gibi bize gelen kayıtlar gibi bizim de kayıtlarımız, bizim de yazılarımız milletin eline gider. O yüzden ben her zaman bunu söylüyorum. Bu benim gözümdedir. İsterse insanlar buna tepki göstersin, isterse tepki göstermesin. Arkadaşlar Türkiye TikTok'un birçok sıralamada olan insanların neler yaptığını çok iyi biliyorum. Ve inan ki yani bugün Hülya ile yan yana da değiliz, birlikte de değiliz. Ben bu konuda gerçekten Hülya'yı takdir ediyorum. Gerçekten takdir ediyorum. Gerçekten sadece burasını iş olarak, işi olarak gördüğü için ve edepli, güzel yayın yaptığı için bazen bağırıyordur, çağırıyordur. Bu yayın konsepti, yani bir hanımefendi bütün gün ailesinin içerisinde çoluğuyla çocuğuyla birlikte kadın kitleye hitap eden bir yayıncıdır. Onun dışında kimse kalkıp burada Hülya şunu yapmış, Hülya bunu yapmış, Hülya bunu etmiş diyemez. Bunu da iddia edenler, bugün sapık olan magazinler, çekemeyen magazinler, ondan sonra ikilik yapan magazinler, milletin karısının kızının ses kaydını bilmem ah uh diyen magazinler kalkıp bunları iddia ediyor. Valla kızlar, bazılarınız şu an şey yapıyorsunuz da benim kitlemin %80-90'ı bayan. Benim izleyicilerimin de hepsi bayan. Böyle beni abazalar izlemiyor, beni kötü insanlar izlemiyor. Beni izleyenler hepsi aile, beni seviyorlar yani ben oram buramı açmıyorum. Sadece kendimize eğleniyoruz, takılıyoruz. Ha bu son zamanlarda kötü günler geçiriyorum evet, ama
Bu biz Bozo'yla da çok yanlış şeyler yaptık. Sonra pişman oldum, o da pişman oldu, ben de oldum. Keşke biz de burada bazen birbirimize hakaret etmeseydik, küfür etmeseydik. Biz de yanlışlar yaptık. Ben demiyorum biz dört dörtlüyüz ama bu bizim aramızda olan bir şey. Biz yani kıskançlıktan oldu birçok şey. Birbirimizi kıskandık. Çok yanlış yaptık ama onun haricinde de biz birbirimize her şeyi söyleyebiliriz ama başkası söyleyemez. Ha bugün de bana diyorlar ki sen erkekleri birbirine düşürdün. Size yemin ederim ben Bozo'yu aramadım. Haberim yoktu. Bak biz konuşmuyorduk. Hülya, kendisi girmiş yayına. Bu tür şeyler için, bu tür şeyler için beni aramana gerek yok. Beni aramana bile gerek yok. Ben senin sevgilin dışında geçmişte bir arkadaşın olarak bana düşeni her zaman yaparım. Net. Kimse kalkıp burada küfür edemez, hakaret edemez. Bu Hülya, bir şey söyleyeceğim. Erkekler birbirine bu Hülya da olabilir. Bu Ahsen de olabilir. Bu Sevda da olabilir. Fark etmez. Burada birçok erkek yayıncı var. TikTok'ta saatlik sıralamalarda olan, binlerce hediye alan, binlerce otellerde orada pislik yapan, mal çeken, orada burada bir sürü pislik yapan insanları niye eleştirmiyorsunuz? O kadar namuslusunuz, o kadar edeplisiniz ya. Bir kadına mı gücünüz yetiyor? Bir bayana mı gücünüz yetiyor? Bozo zaten hepsi kadınları, bakın hepsinin konuştuğu 4-5 kadın oraya toplanmış. Sadece kadınlara iftira, şakşaklama. En namuslu bunlar, en namuslu onlar. Ama kimse siz istemiyorsunuz diye buradan gidemez. Yaptı. Şimdi buradan çıkacaklar, resimler paylaşacaklar, üstüne yazılar yazacaklar. Arkadaşlar dur deyin. Biz dur demezsek bunlar hep eline kadınları geçirecekler. Siz de izleyici olarak dur demeniz lazım. Arkadaşlar evet, Instagram hesabıma bakın. Instagram hesabımı bir buraya yazın. Bir Instagram hesabıma, paylaşımlarıma bakın. Anlık medya denilen adam magazin adı altında milletin karısına kızına neler yapıyor. Lütfen bizimkiler. Bir benim Instagram hesabını bir etiketleyin. Bir gidin benim attığım son duruma bakın ya. Bozo alt çizgi nereve 49 Instagram hesabıma bir bakın ya. Bunlar Aferin. Milletin kadınına, kızına, çoluğuna, çocuğuna Aferin. Neler yapıyor magazin adı altında bunları görün ya. 7/24 yayınlara çıkıp insanlara hakaret etmekten, iftira atmaktan başka yaptıkları bir şey yok ya. Ahsen bu konuda sana katılıyorum. Orada kadınlar konuşuyor ve benim gerçekten orada bazı chatte kadınlar yazıyor. Onları şakşaklayıp alkışlıyorlar. Gerçekten yazıklar olsun böyle kadınlara. Ben anlamadım. Yani ben bu insanlara ne yaptım ki orada hala kadınlar orada o kötü konuşanları savunuyor. Ben anlamadım. Bunlar niye böyle yapıyorlar? Bunlar nasıl insanlar? Ben kadın anlamadım. Kadın düşmanı yani. Çünkü Hülya bak hadi sen ünlüsün, para kazanıyorsun, çekemiyorlar. Ben buradan para kazanmıyorum. Sadece burada yayın açıp 100-150 kişi yayın yapıyordum. Beni bile o kadınlar kendilerine rakip gördüler. Demedikleri kalmadı Hülya. Yazmadıkları, paylaşmadıkları video kalmadı. Sonra da diyorlar ki seni evinden ters kelepçeyle aldırttıracağız. Kardeşim siz devletin işine bile karışacak kadar hadsiz insanlarsınız. Verdiyseniz devlet seni gelecek şöyle alacak böyle alacak diyemezsiniz. Oraya oturmuş 60 kişi bunları şakşaklıyor. Hiç mi devletle işiniz olmadı? Hiç mi mahkemeye birilerini vermediniz? Bir araştırın ya. O devleti ben onlara tanıtıracağım. O devleti o gidip orada hayimde kampta yaşayan Almanya'da yaşayıp da Almanya yasalarına göre yaşamayan o adama ben devleti tanıtacağım. Burada zaten ben Almanya'dan kızına şantaj yapmak, milletin karısına oh demek, ondan sonra 7/24 işsiz güçsüz olarak oturup milletin karısını kızını konuşmak neymiş ben ona göstereceğim. Ona ben göstereceğim. Almanya'dan bu adamı, bu anlığı şikayet eden 4-5 tane kadın var. Aynen ben onlarla zaten kontağa girdim. Ben de şikayetçi olacağım. Videoları onlarla görmedim. Birlikte ben kontağa girdim. Onu, o çıktı. Delikten ben çıkartacağım. O merak etmesin. O merak etmesin. İyi. Yayınlara çıkın. Anamıza telefon geldi. Her şeyimize sövün. Ondan sonra yayınlara çıkın. O küfür ediyor. Yok o hakaret ediyor. Lan bir benim durumuma baksanıza ya. Anamı bırakmış, ne bırakmış, ne sülalemi bırakmış. Arkadaşlar buradakilere kim küfür ederse, benim arkadaşıma kim küfür ederse misliyle cevabını alır. Misliyle cevabını alır. Herkes bunu böyle bilsin. Kimsenin ağzı burada armut toplamıyor. Sizin ananız sizin için değerliyse aynı şekilde bizim için de değerlidir. Burada sadece izlenmek için. Ama...
Bir dakika, sen küfür ettin diyorlar ki niye küfür ediyorsun? Onlar önce bana küfür etti. Bak ben onlarla alakalı ne konuştum ne bir şey söyledim. Tık bir baktım ki yayında benimle alakalı konuşuyorlar, küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Peki onlara demiyor musunuz ki neden bu da iki çocuk annesi? Niye kadına küfür ediyorsunuz? Peki onlara karşılık gelince niye tepki veriyorsunuz? Ben onu anlamadım. Onlara karşı tepki gelince niye küfür ediyor, niye konuşmuyorsunuz o zaman? Çünkü onlar Ya çünkü onu şakşaklıyorlar canım. O ne derse onu yapıyorlar, yoksa chatte tutmuyor. Adam onlara da küfür ediyor. Onun chatinden bir kadın beni savundu. Kadının tüm resimlerini ifşaladı. Üstüne neler yazdı. Böyle bir adam bu. ya ah sen zaten biz 4-5 tane kadın birleştik Almanya'da mı şimdi bunu şikayet eden kadınlar var. Beni aradılar. Ben de onlara işte bu bilgileri falan hepsini göndereceğim. Yani bu adam zaten artık bu yaptığı şeyler Almanya'ya göre bence zaten çok fazla. Onun yanına bırakmazlar, onu alırlar yani. Hülya, resmi yok. Bir camın arkasına sığınmış. Aylarca Yok, küfür resmi var ediyordu. var. Şimdi Resmini de resmi ben çıktı. buldum. Resmini de buldum. Yani. Resmi de var. Bakın burada tüm magazin arkadaşlara da sesleniyorum. Arkadaşlar, magazinlik tarafsız bir şekilde burada insanların ağzından çıktığı kayıtları alıp paylaşmak demektir. Magazincilik işte yayın açıp 7/24 ana bacı küfür etmek değildir. Burada videolarınızın izlenmesini istiyorsanız insanların yayın kesitlerini alırsınız, paylaşırsınız. Üstüne bir şey yazmanıza bile gerek yok. İnsanlar zaten kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini orada aşağıda yazıyorlar. TikTok gerçek yüzleri buradaysan gel yukarı. Serbest magazin, seni çok seviyorum bacım benim. Aynen, burada Serbest Serbest magazin Magazin'e de selam olsun. Serbest Serbest Magazin magazin yukarı sana gelmek buradan selam olsun. istiyorsa Seni çok onu da seviyorum almak Serbest istiyorum. Çünkü o da güzel yayınlar, magazincilik yapıyor. Sen de gel. TikTok gerçek yüzleri hoş geldin. Duyuyor muyum? Sesim geliyor mu? Ha, geliyorum. Magazin nerede ya? Magazin. Magazin buradaysan. Bir dakika ben şunlara bir cevap vereyim. Kızlar evet ben dedim beni tehdit ediyor. Aramızda bazı şeyler oldu. Ama o gene bana zarar vermez. Bana zarar verecek en son insan Bozo'nun olduğunu düşünüyorum. O kızgındım, sinirliydim. O da kızgındı, sinirliydi ama o da asla, size yemin ederim öyle şeyler hiçbir zaman olmayacak. Yani yapmam Ya zaten. Hülya Bu bizim bak. aramızda olan şeylerdi yani. Hataydı, tamam oldu yani. Ama biz sonuçta aramızda biz birbirimizi seviyorduk. Ama başkaları bunu yapamaz. Anlamıyorsunuz işte bunları. Bir Hülya daha bak. yapmam. Benimki de hataydı yani. O zaman sinirliydim işte konuştum söyledim yani. Ya Hülya bak, şimdi benim seninle bir birlikteliğim oldu, seninle bir geçmişim var. Bazen ben sinirlendiğimde, bazen ben de sinirlerime hakim olmayıp sana böyle tehdidvari şeyler söyleyebilirim. Ama o sadece hani düşün, yani insan bir oğluna kızdığı zaman işte dilini keserim, kızım seni döverim gibisinden bir eksikliğim oldu. Yani ben Ya hiçbir hala zaman... kızlar şimdi re diyorsunuz da ben re yapmadım. Ben hala kızgınım. Size yemin ederim ki ben onunla konuşmuyordum da. Konuşmuyordum. Ben anlamadım yani. Bir anda olaylar oldu. Biz konuşmuyorduk yani konuşmuyorduk. Bilmiyorum yani bir anda oldu. Yani bu barışmamıştık yani konuşmuyorduk. Re de yapmadım. Hala da kızgınım ama oldu yani aramızda. Bu kimseyi ilgilendirmez. Dünya burada, senin kitlen de burada, senin sevenler de burada, seni sevmeyenler de burada. Ben tekrar herkesin huzurunda senden ve ailenden özür dilerim. Bir erkek olarak alttan almam gerekiyordu. Sana karşı bazı argo kelimeler telefonda kullandığımdan dolayı gene senden ve ailenden özür dilerim. Ne olursa olsun barışmak için demiyorum. Ne olursa olsun bir erkeğin bir kadına karşı biraz daha altta almasını bilmeli. O yüzden yayında hiçbir zaman ben sana küfür etmedim. Telefonda ettim. Yani o tür şeylerden dolayı da burada da kitlenin önünde de tekrar senden ve ailenden özür dilerim. Dediğim gibi bizim aramızda bu tür şeylerin geçmesinin sebebi bizim bir aile gibi olmamız, bizim arkada sevgili olmamızdan kaynaklandı bu tartışmalar. Dediğim gibi hani bazen insanlar çocuğuna da işte ben seni döverim, senin dilini keserim diyebiliyor ya, yani da bu da bir anlık bir sinir, yani bu da ilişkimizden kaynaklanan olan şeylerdi. Dediğim gibi yani
Ne olursa olsun bence kadın ve erkek alttan almayı bilmeli diye düşünüyorum. Orada da eksiklik yaptığımı düşünüyorum yani. Bozo dinlediğim en uzun özürdü ya. Vallahi ne yapayım? Müsaitse ben bir konuşabilir miyim Bozo? Fazla şeyim yok, vaktim yok zaten. Yani müşkül. Ya şimdi herkese, chat'tekilere falan herkese iyi akşamlar diyorum. Kimse kusura bakmasın. Söyleyeceklerin bazılarının zoruna gidebilir. Şimdi ben bu magazinciliği neredeyse 2 seneye geçti, 2,5 seneden beri yapıyorum. Ben hemen hemen fenomenlerin hepsiyle arkadaşım. Bütün magazin arkadaşlar gelebilir. Şimdi magazincilik demek çıkıp da bir insanı eleştirirken anasına, avradına, bacısına, çoluğuna, çocuğuna, bilmem nesine küfür etmek değildir. Yani biz bu magazin, serbest magazin beni daha iyi tanır. TikTok gerçek yüzleri zaten, Boza beni biliyor. Eskiyim yani. Burada insanların sadece yayınlarda kamuya açık yayın olduğu için, kamu yayın olduğu için paylaşabilirsin kardeşim. TikTok platformunda ne telif talep edebilirler ne de başka yasal yönden bir şey talep edebilirler. Çünkü kendi ağızlarından çıkan sözdür. Şimdi kısa keseceğim. Senin burada paylaşım yapabileceğin şey budur. Yorumu seyirciye bırakırsın. Ha, kendi yorumunun varsa da açarsın yayınını, yap yayınını, ama kimseye küfür etme hakkı sana kimse tanımaz. Çünkü sen küfür edemezsin. Bu insanların özel hayatı, dışarıdaki hayatı seni ilgilendirmez. Ben Bozo'nun dışarıdaki hiçbir fotoğrafını paylaşmadım izni olmadan veya bilmem nesi olmadan. Sen tutup onu paylaşırsan bu magazincilik değil. Tamam, bu şerefsizliktir. Kimsenin özel hayatını kimseyi ilgilendirmez. Ama bu TikTok platformunun her yaptıkları hepimizi ilgilendirir. Paylaş kardeşim. TikTok platformunda ne yaptı? Hülya ona küfür mü etti? Paylaş. O Bozo ona küfür mü etti? Paylaş. Ama dışarıda bana ne kardeşim? Otelde mi buluşmuş, kafeteryada mı buluşmuş, bilmem ne yapmış mı? Bunlar bizi ilgilendiren şeyler değil. Çünkü onların özel hayatı. Anlatabiliyor muyum? Ha, özel hayatının senin kamera önünde, yine TikTok mesela örnek veriyorum. Şey gibi, serbest hoca gibi yapıyorsa sen serbest hocayı da paylaşırsın. Niye? Çünkü herkesin gözü önünde paylaşıyor, yayınını yapıyor. Yani burada önemli nokta şu. Çıkmış 5 tane magazin, 6 tane magazin denk geliyor. Ben zaten çoğunda gitmiyorum da, paylaşmıyorum da onları. Çünkü benim şeyime uygun değil. Arkadaşım bak, magazinler dinliyorsunuz zaten, beni iyi dinleyin. Siz insanların anasına, bacısına, namusuna laf söyleyemezsiniz. Tamam mı? Küfür edemezsiniz. Çıkarsan tartış kardeşim. Bozo'nun yaptığı yanlıştır de. O etik değildir de. Anladın mı? Yok Hülya bilmem neymiş. Yok şu şeymiş. Yok buraya gitmiş. Ya arkadaşım, bunlar söylenecek hoş şeyler değil. Senin işin değil. Sen kimsin? Nasıl yargılıyorsun? Görmediğin, etmediğin şey. Ha, videonla paylaş. Yaptıkları bir şey varsa, yakaladığın bir şey varsa paylaş. İnsanlar karar versin. Bırak yorumları. Bak, gir bak bakalım benim yorumlarım. Bir kişinin kötü de yazanını da, iyi de yazanını da silmem. Eğer varsa Bozo'nun bir rahatsızlığı orada yorumdan, gitsin yorumdaki kişi şikayet etsin, mahkemede bulsun. Bana ne? Ben herkesin yorumunu açık yapıyorum. Kimsenin yorumunu silmiyorum. İşte sizin magazinciliğiniz bu. Böyle magazincilik olmaz. Olmaz. Biz başladığımızda 2 kişi, 3 kişiydi bu magazin işini yapan. Şimdi her işine işi gücü olmayan adam, yani kendini göstermek isteyen magazincinin diye çıktı. Tamam, yapın kardeşim, yapın. Bizim köşeğimiz de yok yani. Biz eskiyiz tamam, ama yani birazcık etik davranın, etik. Tamam mı? Yani insanların özel hayatına girmek sizin işiniz değil. Değil. Ama sabah akşam adam Bozo'yu paylaş. Canlı yayında konuştuklarını paylaş. Paylaş kardeşim. Ama çıkıp da sen böyle küfür edemezsin o adama. Yok namusuna laf söyleyemezsin. Sana ne? Sana ne Sevgili onun namusu? Burcu, lafını bölüyorum ama siz magazincilerden bir şey rica etmek istiyorum. Bu kadınlara yapılan zorbalığı keşke sizler de biraz paylaşsanız, belki bunlara biz sizler dur diyebilirsiniz. Çünkü birileri dur demedikçe bunlar kadınlara zorbalık yapıyorlar sosyal medya üzerinden. Her kadına küfür, her kadına hakaret, üstüne iftira atmak. Bence bir şeyleri paylaşın siz de, insanların dikkatini çekin yani. Ben sizden rica ediyorum eğer önemserseniz. Çünkü kadınlara dehşet bir zorbalık var. Biz istemiyorsak burada bulunamaz. Daha sert hedef gösteriyorlar. Bir de kadın kadına yapıyor. Yani o anlık medyaya çıkanlar da kadın yani. Resmen tehdit, yani böyle iğrenç konuşmalar olamaz. Gerçekten çok ileri gidiyorlar ve bunu yapan da kadınlar. Kadın kadına niye bunu yapıyor ya? Neden? Neden magazinler bunu, bunlar magazin değil. Bunlar direkt hedef gösteriyor zaten. Magazinlik bu değil yani. Değil yani. Ya bak. Ha şöyle bir şey var. Bana diyorlar ki sen neden gizli görüşüyorsun?
Arkadaşım bu benim özel hayatım. Biliyorsunuz bu insan benim hayatımda. Ben ekran önünde sarmaş dolaş hareketler yapmak istemiyorum. Yapmam. Ben millet gibi yatakta orada burada video fotoğraf çekmek istemiyorum. Yani mecbur muyum? Seviyorum, arka planda görüşüyorum. Ama herkes diyorum görüşmüşüm. İnkar etmiyorum. Ama bunu ekran önünde yapmak zorunda değilim. Değilim ya. Ha ileride gerçekten çok çok ciddi oldu mu? Artık bir evliliğe gitti mi? Gerçekten ilerleyeceğimi gördüğüm an o zaman el ele tutuşur çıkarım karşınıza. Demek ki arada bazı şeyler var yani. Her şeyin bir zamanı var. Siz istiyorsunuz ki Hülya her şeyini 7-24 ekran önünde yapıyor. İstiyorsunuz ki Hülya ekran önünde öpüşsün, koklaşsın. Ben yapmam. Yapmıyorum. Ya Bozo. Yapmak zorunda mıyım? Efendim? Allah aşkına sen bana söyle. Sen İstanbul'a gittiğini ben hemen hemen hepsini biliyor muydum? Biliyordum. Biliyordum. Evet. Hiçbirinde de senden yani şey olarak ben paylaştım mı? Ne yaptım? Kafeteryada seni yakaladım. İşte o hani o girişteki şeyden. Az önce, zaten az önce söylediğin şey hepsi yetiyor yani. Sen burada bir hobi olarak insanların, ben sana bir kere dedim ki Bozo, TikTok magazinci bir tane videoyu kaldır. Bana dedim Bozo, yayıncılık yapıyorsa o zaman ağzına sahip çıkmasını bilecek. Ben sana diyecek bir kelime bulamadım. Bu senin işin. Senin işine ben karışamam. Ama örnek, sen az önce dediğin gibi magazin adı altında yayın açıyor, benim anama küfür ediyor, benim bacıma küfür ediyor, bana hakaret ediyor, benim adamlığıma, kişiliğime, her şeyime onurumu zedeleyecek şeyleri dile getiriyorlar. Kardeşim, Hülya Mızgın burada bir kitle sahibi. Hülya Mızgın burada yayıncıysa burası bir işi. Ben işine belirli bir yere kadar müdahale edebilirim. Onun dışında edemem. Öyle mi öyle değil mi? TikTok dedikoducusu. Ya öyle yani, tabii ki. Bugün ben iş yapıyorum. Hülya gelip benim işime müdahale edebiliyor mu? Edemez. Ama şu konuda bir şey fikrini beyan edebilir. Bugün burada kendisinin büyük bir kitlesi var. Bugün CZN Burak'tan tut, ondan sonra Nusret'ten tut. Herkes burada sosyal medyada aktif, video paylaşır, canlı yayın yapar. Yani neyin peşindesiniz siz? Yani bu kadın burada yayın açıyor diye bir kötü kadın mı? Yani orasını burasını mı açıyor? Yok. Kardeşim sıralanmaya gidin. Bir tane erkek, bir tane bayana her gün hediyeler yığdırıyor, orasını burasını açıyor. Onun dışında ona hediye atan insanlar yok. Ama Hülya'mız yine birden tut 99'a kadar. Kimi 100 puan, kimi 200 puan, kimi 500 puan, kimi 2K, kimi 5K seven kadın bir kitlesi var. Bitti. Ya sizin aslında dinlediğiniz budur. Bozu, aslında konu siz de değilsiniz. Ben diğer şeyler için de görüyorum. Yani diğer yayıncılar için de görüyorum. Yani adam işi gücü yok, magazinciyim diyor. Sabah program açmış. Akşama kadar işte çamaşır makinesine şu attı bilmem ne şeyi. Bilmem ne yaptı, şimdi buzdolabına gitti bunu yaptı. Köpeğe şunu dedi, bunu dedi. Lan aç, senin işin bu mu? Otur madem işin yoksa otur. Kayıt al, paylaş. Bugün ya sana ne? İzlediğimiz dizilere bakın ya. İsim vermeyeyim yani. Bir sürü isim. Dizide oynuyor, rol yapıyor. Kimi evli, kimin sevgilisi var. Ama iş adı altında orada dizide oynuyor. Ya ne? Vallahi işte, bak yemin ediyorum. Yani ben kalkıp onun işini belirli bir yere kadar müdahale edebilirim. Onun dışında edemem. Yani bu bir gerçek. Ama kimse kalkıp ya işte Hülya yayın yapıyor, Bozu niye Hülya ile birlikte? Hülya yayınca işte Bozu ile niye birlikte ve o niye birlikte? La size ne? Burada yüzlerce yayıncı var, binlerce yayıncı var. Ya bak şimdi tamam bak, seni bak. Böyle bir şey görmedim ben ya. Ya çıksın eleştirsin, eleştirmek kötü bir şey değil, seni eleştirebilir. Ya der ki işte Bozo çok küfür ediyor. Yani etik değil, anlıyor musun? İşte Hülya ile Bozo arasındaki yaşanan şeyler hoş değil. Yaptıkları birbirlerine hakaretler güzel şey değil. Çık magazinsel olarak da hani eleştir. Ama yok bilmem ne, bilmem neymiş de otelde buluşmuş sen de, hani ağzımı bozmak istemiyorum. Yok orospuymuş da, yok fahişeymiş de. Sabah akşama kadar böyle konuşuyorsunuz ya. Bu ne edepsizlik yani? Size mi kaldı milletin namusu? Terbiyesizlik ya. Ha, eleştireceksen eleştir. Eleştireceksen eleştir. Ama adabı vardır her şeyin yani. Öyle bir şey görmedim ya. Dedikodu çünkü bakın, şöyle bakın, diyorlar. Instagram hesabıma bakın. İnsta hesabıma bakın. Durum atmışım. Adam ne anamı bırakıyor ne bacımı bırakıyor ya.
Ya bir de şey var şimdi bak şimdi ben şimdi benim seninle işte bak bazı şeyler anlayamıyorlar. Bunların beyinleri böyle çalışıyor bu magazincilerin herhalde. Benimki farklı çalışıyor. Ben seninle aram iyi. Hülya ile aram iyi. Sen bugün şeyle kavga ettin. Neydi? Bunu söyleme. Onunla da aram iyi benim. Öbürüyle de aram iyi. Doğru mu? Ben sana müdahale ediyor muyum kardeşim? Onları paylaşıyorsun, ediyorsun. Ben sana bir şey diyor muyum? Yok. Gidiyorum onların yanına, sana diyor muyum neye gidiyorsun? Ya Diyemem, tamam. birkaç kere video kaldır dedin. Bana kızdın. Şey yaptın. Ben seni ne yaptım bozo? Allah için söyle. Engelledin dedim kardeşim, Vallahi biliyorsun. engelledim. Yalan Sana ne dedim söylemedim. ya? Sana ne? Ben istediğimi paylaşırım dedim. Aynen, İşte insanlar aynen. bunu anlamıyor. Ben Aynen. Hülya da dedi bana video kaldır dedi. Bana ya beni engelledi. Engelledi ben de öbür hesaptan onu engelledim. Yenge hoş geldin bacım. Yani Allah bak Allah kitap için rica ediyorum. Bu gece bir milat olsun. Bak magazinciler de burada. Rica ediyorum. Paylaşıyorsanız güzelce paylaşın. Eleştiriyorsanız eleştirin. Milletin anasına, bacısına, karısına, çoluğuna, çocuğuna küfür etmeyin. Lütfen ya. Etmeyin. Yani bütün Etmeyin. magazinciler buradasınız. Ve milletin anasına, bacısına, aile Selam millet. değerlerine, küfür Selam aleyküm edenlerin yayınlarına gidip destek olmayın ya. millet. Magazinci Hoş geldin dediniz, adam aşkım. video paylaşır, Hoş giden bulduk. video Hülya ne izlesin. yapıyorsun aşkım? 7/24 Aşkım ne yayın yapıyorsun ya? açılıyorsunuz. Hülya kızı budur. Hülya'nın oğlu. Bozo şu. Bu. Ya ne kafasını yaşıyorsunuz siz ya? Kız yengeme konuşuyoruz işte, magazinler. Bir sayfa var, bir magazin açmış, bana küfür ediyor, ona küfür ediyor, diğerine Ya bir küfür de ben ediyor. de bir magazinciden rahatsızım Bozo ya, bilmiyorum. Adam bizim neyimizin kötülüğü, ben neyim, ben ne yapmışım ya? Hangisi? O magazinci, serbest bir magazin var. Böyle saçma sapan kötü yargılı bir. Ben onu gördüm Hülya, sana küfür edeni gördüm, ben şok oldum. Gördün değil mi, işte bu kadar ileri gidiyor. Magazin altında, magazin adı altında böyle yapıyorlar işte. Ya Yani arkadaşlar yanlış. aslında magazinciler tarafsız olması gerekiyor. Magazin sayfası açıyorsanız tarafsız olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar.